İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir söyleşi programıyla daha huzurunuzdayız. Bugün Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun stüdyo konuğumuz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bizi dinleyicilerimize de iyi akşamlar demek istiyorum. Sağ olun hocam. Tekrar teşekkürler. Sağ olun, şeref verdiniz. Kıymetli hocam, her geçen gün büyüyen, gelişen bir üniversitesinin rektörüsünüz. Burada en önemli vereceğimiz müjde sanıyorum üniversite hastanesi olsa gerek. Çünkü artık Erciyes Üniversitesi sadece bu şehre değil, bölgeye hizmet eden bir kurum haline geldi. Fedakarca çalışan da personel aracılığıyla bunu söyleyebiliriz. Hastanedeki son durum nedir hocam? Kaç yataklı yeni hastane planlanıyor? Orada geldiğimiz süreçte tabii ki bizim üniversitemizin çok dinamik bir yapısı var. Üniversite her alanda kendini ispatlamaya devam ediyor ve artarak, büyüyerek devam eden bir sürecimiz var. Bugün eğitim öğretim faaliyetlerinde olsun, üniversitemiz Ar-Ge bilimsel akademik çalışmalarda olsun, toplumsal katkı faaliyetlerinde olsun, gerçekten her geçen gün kendinden söz ettiren ve yaptığı başarılar, elde ettiği ödüllerle de ulusal basınımızda da hakikaten yerli köklü bir yere sahip. Sadece bu boyutlarda değil, uluslararasılaşma boyutunda da çok güzel adımlar atmaya başladık. Onların da meyvelerini almaya başladık. Bunlar bizim için çok kıymetli. Aslında üniversitemizin kuruluşu olarak bakarsak 78'dir YÖK nezdinde. Kayseri Üniversitesi olarak kuruluyoruz. Sonra 82 yılında Erciyes Üniversitesi ismini alıyoruz. Ancak bizim kuruluşumuz ve binalarımız, hastanemiz özellikle 72-73'lere giden bir geçmişe sahip. Tabii ülkemizde gerçekten yıl dönümünü geçirdiğimiz bir deprem, yaşadığımız deprem gerçeği var. Çünkü Türkiye'de yaşayıp da depremsiz bir yaşam bence çok zor. Bunları artık kabullenmek gerekiyor. Onun için 6 Şubat tarihli deprem bazı şeyleri de bize Kayseri olarak da deprem yaşamadık ama bence çok ciddi olarak hissettiğimizi, evet, ve deprem kaygısını güttüğümüzü düşünüyorum. Ve depreme nedenle karşı alınacak önlemler noktasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha, kaldı ki bu konu aslında sizin birinci derecede de branşınız. Evet. Bunda zaten izleyicilerimiz biliyorlardır ama Türkiye'nin alanında birkaç kişiden birisiniz. Bu konuda da mütevazı değil olmayın hocam. Çok teşekkür ediyorum. Zaten elimizden geldik kadar sadece ulusal değil, uluslararası deprem şuralarında çeşitli toplantılara katılıyoruz, katılmaya devam ediyoruz. Online olabiliyor, yüz yüze olabiliyor. Davetli konuşmacı olarak tabii ki süreçlerden bahsediyoruz. Ancak depremle ilgili gerçekten geldiğimiz noktada ülkemizde çok güzel önlemler alınmaya, bu sürdürülebilir olarak devam ediyor. Özellikle 98-99 deprem yönetmeliğimizle birlikte yapılmış olan yapılarımızın aslında bu depremlerde çok önemli bir sağlık olarak, yapısal davranış olarak, performans olarak olumsuzluk sergilemediğini görüyoruz. Tabii olumsuzluk sergileyen yapılara baktığımız zaman özellikle 2000 yılı öncesi yapılar karşımıza burada çok çıkıyor ve orada da maalesef çok ciddi bir yapı stoğumuz var. Hmm. Yani o yapıların ciddi olarak elden geçmesi, ki bu noktada yeni bölgeler seçmek suretiyle Sayın Bakanımız Mehmet Özaseki Bakanımız, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız özellikle İstanbul'da bu konularda çok etkin çalışma içerisinde. Deprem bölgesinde zaten yapılan yapılar bence bundan sonraki süreçte şunu bize söylüyor. Deprem olduğu zaman binadan kaçan değil, binanın içerisine kaçan vatandaşlar olarak, kurtulacaklar olarak düşünüyoruz. İnşallah. Çünkü o yapılar gerçekten o donanıma, o güce, o deprem performansı, olumlu davranışa sahip yapılardır. Üniversite ölçeğimize geldiğimiz zaman bizim üniversite hastanelerinin hem yorulmuşluğuna bağlı, deprem performansında çok kötü, olumsuz diyemem. Çünkü şu anda hizmet vermekte ve bu konularda daha önceden önlem almak suretiyle bir fil benim de güçlendirme projesini yaptığım ve güçlendirdiğimiz ana binamız var. Dolayısıyla biz bu konularda hakikaten bu süreci çok rahat geçirdik.
Yani biz bu süreçlerde çok büyük bir sıkıntıya maruz kalmamış olduk. Ancak onarım giderleri her geçen gün, her geçen ay, her geçen yıl artarak devam ediyor. Yıllık 35-40 milyonlara varan onarım giderleri söz konusu oluyor. Yani yeniliyorsunuz, seramiklerini, bazı malzemeleri değiştiriyorsunuz ama sonradan yapılan, ilk yapılan gibi hiçbir zaman kaliteli ve temiz olmuyor. Onun için bu manada arzumuz, isteğimiz vardı. Yine Sayın Bakanımız gerçekten her zaman, her konuda olduğu gibi bize çok büyük destekler verdiler. Sürecimiz şu anda devam ediyor. Devam eden süreçte bir hazırlıklarımız var. İhale süreciyle ilgili proje yapım hazırlıkları var. Birkaç konuda bakanımıza da aktardığımız detaylarımız var. Yatak kapasitesi noktasında ben bir sorun olacağını düşünmüyorum ama onların da çözüleceği noktasındayız. Ancak projesi bile bir yıldan fazla sürecek bir yapıyı konuşuyoruz burada. O nedenle bu süreç çok hassas ve profesyonel bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ben bu konularda da tabii ki mesleğimizin olmasının da verdiği bir avantaj da. Ama çok titizsiniz mesleğinizde de. Bu titizlik burada da yansıyacak inşallah. Yani o süreci de sağlıklı bir ihale ve devamında proje yapım aşaması. Ki proje yapım aşaması benim tahminim bir 16-17 aylık bir zaman dilimini gerektirecek gibi duruyor. Devamında da muhtemelen devletimizin bu manada yapım izni söz konusu olacak ve herhangi bir problem olmadan ilerliyor şu anda. Ufak tefek konuları da tabii ki istişare ederek çözmeye gayret ediyoruz. Umarım üniversitemize, şehrimize, hatta ben bölgemize diyorum. Şehrimiz dediğimiz zaman... Yok hocam, bölgemiz artık. Bölgemize hitap ediyoruz çünkü o noktada. Umarım bu konularda hakikaten çok etkin bir hastane kompleksine kompakt bir yapı olarak kavuşmuş olacağız ve muhtemel deprem sismik izolatörü olacak yapımızın da. Bu konuda da sağ olsun Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Başkanımızın çok etkin destekleri var. Bu görüşmelerde de bunu biz zaten hissediyoruz. Yani bu şu demektir, deprem anında depremi hiçbir şekilde hissetmeyecek. Muhtemel bir ameliyathanede ameliyatın devam edeceği bir hastane yapısını düşünüyoruz. Maşallah. Size de yakışan bu olur hocam. Ya kaldı ki yani önemli tesislerde hala sizin yardım ve talebi ediliyor. Bu deprem felaketi sırasında da Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir binanın yıkımında da sizin nezaret etmeniz ve sizin riyasetinde yıkılmanızı bizzat bakanlıktan aranarak rica edildi. Ve siz de başarıyla bunu yerine getirdiniz. Allah sizden razı olsun. Hocam biraz da üniversitenin faaliyetlerine dönelim isterseniz. Orta Anadolu Kariyer Fuarı. Bu konuya girebilir miyiz hocam? ORAKAF olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye'de 8 bölgede 8 veya 9 bölge seçimi yapılarak ki biz Orta Anadolu olarak tanımlandık. Daha önce İç Anadolu İKAF olarak tanımlanmıştı. Evet. Orta Anadolu Kariyer Fuarı aslında öğrencilere bir farkındalık oluşturmak. Gelecekteki meslek hayatı için, kariyer planlaması için kendilerinin sektörden firmalarla buluştuğu çok önemli bir fuar. Bana sorarsanız bu fuar aslında amacını çok güzel bir şekilde ulaştı ve yerine getirdi. 19 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Ne güzel. Ki burada ben başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanımıza, Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlarına, Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, emin olun Kayseri protokolüne çok teşekkür etmek istiyorum. Bir gün ikilemediler, hemen yanımda oldular. Her konuda %100 destek verdiler. Ya emin olun o zaman çok güçlü oluyorsunuz. Yani gelen 19 üniversite bile bunu fark etti. Yani şehrimizdeki bu bütünleşme, bir dayanışma içerisinde olması bu fuarın daha başarılı olmasına sebebiyet verdi. Bu fuarı biz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin talebi üzerine organize sanayimiz fuar alanında, kongre fuar merkezinde gerçekleştirdik. Ve orada gerçekten 10 bin metrekarelik alanda yapılan bu programda inanın firmalar normalde işte ya istediğimiz verimi aldık almadık noktasında tereddütleri olur iken
son derece yüksek bir verim aldıklarını, bunun tekrarlanmasından yana olduklarını ifade ettiler. Hem şehrimizi tanıtmış olduk, hem de üniversite olarak gerçekten verilen görevleri layıkıyla yapabileceğimizi gösterdik. Bu noktada da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi uzmanları da gerçekten sahada bir fiil incelemelerde bulundular. Ben iki gün hep sahadaydım, fuardaydım. Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nda her bir öğrenciyle, her bir standı ziyaret ederek bir araya geldik. Ben öğrencilerimize bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum. Lütfen ihmal etmesinler. Bakın bugün staj için o kariyer kapısı adı altında Cumhurbaşkanlığımızın ortaya koymuş olduğu çok güzel bir platform var. Bu platformda tamamıyla yapay zeka ile çalışan bir yazılım söz konusu. Yani gerçekten isteyip de yapamayacakları yerde staj imkanı sunacak bu sistem kendilerine. Onun için burada muhakkak kayıtlarını yaptırsınlar. Devamında da meslek hayatına geçerken sahip olduğu donanımları mutlaka orada güncellesinler ve beklemedikleri bir firmayla iş eşleştirmesi kesinlikle söz konusu olacak. Evet, evet. Hocam ama siz şimdi bu kariyer platformunu anlatırken dediniz ki şehrin bütün dinamikleri bizim yanımızda oldu dediniz ama siz de güçlü bir üniversitenin rektörü olarak siz de şehrin pek çok probleminde siz de başınızı açıp koşuyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de valiliğin, Yeşilay'ın yapmış olduğu madde bağımlılığı noktasındaki yapılan çalışmalar. Buradaki katkınız nedir hocam? Burada orayla da girip burada bahsedelim. Özellikle Sayın Valimizin gerçekten bazı kırmızı çizgisi vardır, ana başlıkları vardır. Bence bu Sayın Valimizin ana başlığı. Geçit vermeyeceğim lafı çok değerlidir. Biz bunları Sayın Valimizden duyduğumuzda çok mutlu oluyoruz, etkileniyoruz açıkçası ve motivasyonumuz da artıyor. Bizim özellikle bu alanlarda çeşitli şekillerde tahliller yapmak suretiyle muhtemel önceki dönemden gelen bir alışkanlıklar var mı yok mu, yakın dönemde kullanılan bir ilaç durumları var mı, bunları çok rahatlıkla tespit edeceğimiz bir laboratuvarımız var. Sağ olsun Sayın Valimiz gerçekten beni aradı ve protokol imzası iki gün sürmedi. Dedi ki böyle bir şey düşünüyorum dedi. Sayın Rektörüm ne yapalım dedi. Sayın Valim çok doğru bir düşünce. Yeşilay'da olsa nasıl olur ki Yeşilay'ımız gerçekten bu konuda özel bir rehabilitasyon merkezi yapıyor olması da bence çok kıymetli. Orada hayırseverlerimizin çok ciddi destekleri var. Ben bu desteklerin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü o merkezin hayata geçmesi şehrimiz için çok büyük bir kazanç olacaktır. Bu konuda Sayın Valimizin böyle bir daha doğrusu talimatı demek istiyorum. İsteği olmaz. Biz de buna tabii ki uyarız. Çünkü güzel şeyler istendiğinde güzel projelerde güzel sonuçlar ortaya çıkmış oluyor. İşbirliği protokolü imzaladık. Şimdi bunu belediyelerimizde de artırarak devam ettirmek istiyoruz. Milli eğitimi de bu süreç içerisinde alacağız. Bütün protokoldeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İşte ama hocam bu toplumun en önemli kanayan yaralarından bir tanesi. Burada yani verilen destek insana yapılmış yatırımların en önemlisi. Allah sizden razı olsun. Hocam bir üniversitemiz çevreci diye de anılıyor. Çevrecilik faaliyetleriniz nedir? Ne yapıyorsunuz çevrecilik? Şimdi bu konuda green metrik olarak tanımlanan ve dünya çapında üniversitelerin sürdürülebilirlik noktasında efendim enerjisini kazanım şeklinde atıklarının değerlendirilmesi süreçlerinde, evet hocam, kampüsün yeşile sahip olması şeklinde çeşitli başlıklarda puanlamaları var. Biz bu puanlamalarda tabii ki üniversitemizin bütün verilerini sisteme yüklüyoruz. Bu yüklemeyi yaparken de aslında bizim göreve geldikten sonra araştırma dekanlığı kurmamız, hemen akabinde öğrenci dekanlığı kurmamız. Şimdi bazı ara noktalarda koordinatörlükler düşünüyorum. Çünkü iş akışındaki aksamaları gördüğüm için bunların daha sağlıklı ilerlemesi anlamında hamleler yapmak durumundayız. Şimdi bu süreçleri yüklemeler yapmak suretiyle ortaya koyuyoruz. Dünyada 85. sırada olan ve Türkiye'de 3. sırada olan bir sıralamamız var. Çok güzel Erciyes Üniversitesi ya. Olarak. Çok güzel, bravo. Bu da tabii öğrencilerin memnuniyetini artıran bir parametredir. Biz gerçekten
bütün imkan kabiliyetlerle hareket etmeye, üniversitemizin sadece ulusal boyutta değil, uluslararasılaşma anlamında, uluslararası boyutlarda da daha üst sıralarda olması için bir gayret içerisindeyiz. Green Metric'in bu manada değerlendirmesi bence çok kıymetli. Orada da en yukarılarda olan Erciyes Üniversitesi'nin daha yukarıda olmasını, yerini kalıcı hale getirmesini de arz ediyoruz. Hocam sadece. Bu şehrin tanıtım açısından da, enformasyon açısından da son derece önemli. Her yerde anılıyor olması. Bu arada üniversitemiz TÜBİTAK'ta, TÜBA'da neler yapıyor hocam? Oralardan da biraz söz edelim arzu ederseniz. Gerçekten o bizim önemli olarak değerlendirdiğimiz ve kurumsal ödüller içerisinde de, ki kurumsal ödül YÖK tarafından verilen ödül, TÜSEP tarafından verilen, TÜBA tarafından verilen ve TÜBİTAK tarafından verilen ödül. Bunlar Türkiye'mizde kurumlar tarafından verilen resmi ödüllerdir. Biz üniversite olarak gerçekten ödüllerin hepsinde olduk. Ayrıyeten YÖK'te bir ödülle, TÜSEP'te bir ödülle, TÜBA ve TÜBİTAK'ta da toplam 6 ödülle birlikte bulunduk. Çok güzel. Ve toplamda 8 ödüle uğraşan bir üniversiteyiz. Ben şunu tekrarlamak istiyorum. Kurumsal ödüllerin hepsinden ödül alan tek üniversiteyiz. Ama bu çok önemli. Altını çizerek tekrarlamakta fayda var. Bu herhangi bir medya kuruluşun veya özel sektörün filan vermesinde belki başka türlü değerlendirmeleri olabilir ama Türkiye'nin saygın kuruluşlarının bunları size layık görmesi gerçekten takdire şayan hocam. Ve bu konuda gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. YÖK Başkanımızın tebrik etmesi, TÜBİTAK Başkanımızın tebrik etmesi bizim için çok kıymetli. Rektörlerin bizi arayıp süreçler hakkında bilgi almaları, ki sayın rektörlerimize biz bu konularda da elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bir süreç yönetiyoruz burada. Bu süreci yönetirken de tabii ki hangi ödülün hangi şartlar, hangi özellikleri var hepsini bir tartıya koymak suretiyle bir programlama yapıyoruz. Umarım devamı da gelir, ödüller artarak devam eder diye ümit ediyoruz. Hocam üniversitemiz araştırma üniversitesi. Performans sıralamasında göre durumumuz nedir hocam? Şimdi burada çok güzel bir detayımız var. Biz 8. sıraya yükselmiş bir araştırma üniversitesiyiz. Türkiye'de 20 devlet üniversitesi, 3 vakıf üniversitesi olacak şekilde 23 üniversiteyi YÖK'ümüz araştırma üniversitesi olarak ilan ettiler. Bu süreçlerde biz baştan beri varız ve araştırma üniversitesinde bulunan aslında Anadolu'dan tek üniversiteyiz biz. Sonra tabii ki bu sıralamalarda 10 üniversiteyi tekrar 20 üniversiteye çıkarıldı. Artı vakıf üniversiteleri dahil edildi. Ancak biz her zaman ilk 10'daki yerimizi çok sabitlemeye, hatta gözümüzü de biraz yukarıya doğru dikmeye çalışıyoruz. Yakışır hocam. Çünkü burada değerlendirmelerde %40 kalite, %40 kapasite ve %20 de işbirlikleri olarak bir puanlama var. 8. sıra genel puanlama sıralamamız, kalitede ise 4. sıradayız. Bakın kalite puanımız 4. olması bize şunu gösteriyor. Üniversitenin bence buna müsait bir potansiyeli var. Bu potansiyeli kısa süre içerisinde daha bir yukarı puanlara daha doğru çıkarabilir miyiz gayretiyle çalışıyoruz. Böyle gösteriyor değil mi hocam? Bunu hep sorarlar. Araştırma üniversitesinin ne avantajı var diye. Evet. Araştırma üniversitesi bir kere Cumhurbaşkanımızın gerçekten ortaya koymuş olduğu iradeyle 400 milyonluk araştırma üniversitelerine özel bir fonlaması var. Burada YÖK Başkanımız da gerçekten bu süreçlerde çok ciddi katkılar ortaya koydular. Bu rakamlar sıralamaya göre üniversitelere araştırma fonu olarak dağıtılıyor. Biz bu sıralamamızdan dolayı yaklaşık 23-24 milyon TL fon almış olduk. Çok güzel. Ve bunu biz araştırmalara yönlendiriyoruz. Bizim için çok kıymetli. Çünkü araştırma fonları bizim bilimsel araştırma projelerinden biraz fonumuz ağırlıklı var. Onun dışında böyle fonlara girmemiz bence önemli. Bir de akademik kadro planlamasında norm planlamamız var. Norm planlamasında da araştırma üniversitelerine kadro sayısını 2 kat olarak veriyor YÖK'ümüz. Dolayısıyla araştırma üniversitesinin bence en önemli avantajları bu iki başlıkta özetlenebilir. Ne güzel. Hocam URAP
URAP sıralamasındaki durumumuz nedir? URAP nedir hocam? Ortadoğu Teknik Üniversitesi üniversitelerin yapmış olduğu yayınlarına, faaliyetlerine göre bir sıralama yapıyor. Aslında bu sıralamalarda bulunabilmek öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısı gibi parametreleri de ortaya koymakla birlikte evet, biz gerçekten ilk defa bu süreçlerde olan ve bu süreçleri de sıralama anlamında en üst noktalarda olan bir üniversite, çünkü orada bir bant tanımlaması yapıyorlar. İşte 200'den 400'e kadar, 400'den 600'e kadar bir bant olarak sıralıyorlar. Biz kısa sürede tek bir hedefimizdir o, ana hedeflerimizden birisidir. Şu anda 600-700-750 bantlarına girmiş durumdayız. Hı. Bu faaliyet ve çalışmalarımızın artması halinde kısa sürede biz 500'leri hedef olarak almış bir üniversiteyiz. Olmamız gerekiyor. Yalnız çeşitli kuruluşların farklı değerlendirme rankingleri var, puanlamaları, süreçleri var. Orada maalesef parametreler çok değişken olabiliyor. Mesela öğrenci sayısının az olması bazı üniversitelere çok büyük avantaj getiriyor. Şimdi benim 52 bin öğrencim var. 52 bin öğrenciyle buralarda olmam çok büyük bir başarıdır. Aynen. Öğrenci sayım az olsun demiyorum ama öğrenci sayısı az olan üniversiteleri yukarıda gördüğümüzde burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Yanılgıya düşmememiz lazım. Hani onlar daha iyi araştırma faaliyette bulunuyor gibi değerlendirilebilir. Hep totalde bakmamız gerekiyor. Aynen, toplamda öyle bakmamız gerekiyor. O konularda da Erciyes Üniversitesi güçlü ve emin adımlarla ilerlemektedir. Kıymetli hocam, gerek şehrimizi yönetenler olsun, gerek dışarıdan gelen siyasiler olsun hep derler ki Kayseri hayırseverler şehri. Özellikle Erciyes Üniversitesi'ne gittiğiniz zaman binaların yüzlerinde onların isimlerini görürsünüz diye örnekler verirler. Siz de bunu her zaman için gururla da tekrarlıyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda bir robot alındı oraya. Robotik cerrahi anlamında kullanılmak üzere. Gerçekten kullananlar açısından, duyanlar açısından ne kadar çok önemli olduğu bir kez daha vurgulandı. O konuya girer misiniz hocam? Bu nasıl başardınız? Bu robotik cerrahi ile ilgili olarak gerçekten ben hayırseverimize çok Demir Yaka Holding çok teşekkür etmek istiyorum. Yani emin olun her zaman yanımızdalar. Her alanda destek veriyorlar ki burada bunları yaparken de tek bir arzu istekleri var. Hastanemizde insanlara hizmet verilsin, üniversitemiz daha güzel yerlerde bulunsun gayreti var. Robotik cerrahinin ciddi bir maliyeti var. Aslında Ankara'nın doğusunda buna sahip olan tek üniversiteyiz. Öyle mi hocam? Aktif olarak kullanan. Türkiye'deki devlet üniversiteleri, üniversite hastaneleri arasında da 7. robotik cerrahi olan bir üniversiteyiz. Şu an ameliyatlar devam ediyor. Ben zaman zaman üroloji ameliyatlarımız şu anda robotikten devam ediyor. Haftada 3 ameliyattan ayda 12 ameliyat olarak bir programlama var. Şimdi genel cerrahi ve kadın doğumun da talepleri var. Oradan seçtiğimiz hocalarımızı eğitime gönderdik. Hmm. Onlar da aynı robotik cerrahi ile haftanın bir gününü örneğin üroloji yapıyorsa bir gününü genel cerrahiye, bir gününü de kadın doğuma ve gelecek taleplere göre bu cihazı maksimum kapasitede optimum bir şekilde kullanmak istiyoruz. Çünkü bu bize bir emanet. Kaliteli hizmet vermek istiyoruz. Ve buradaki ameliyatlarda çok büyük kesiler olmadan çok daha mikro seviyede müdahalelerle yapılan ameliyatlardan bahsediyoruz. Gerçekten ben burada süreçlerde bize destek veren Demir Yaka ki Turkuaz onlar da hakikaten her konularda bizlere yardımcı olmaktalar. Anjiyografi noktasında onların da hayırsever destekleri var. Bu süreçlerde bizi çok güçlü kılıyorlar. İnanın bize İzmir'den hasta geliyor şu anda robotik cerrahiyle ameliyat olmak i̇şte için. İşte o görüntü elimizde olsa da onu kullansaydık keşke. Bu yani açılış da.